Edirne Uzunköprü ilçesinden yani İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere yola çıkan 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi arkadaşlar. 7'si çocuk, 25 kişi hayatını kaybetti. 340 kişi yaralandı. 2018'de olmuş bu tren kazasını biz niye gündeme getiriyoruz bugün? Bu kazayla ilgili bunu başından sonuna değin araştıran, yazan önce gazeteci Mustafa Hoş'a bütün çabaları için bir teşekkür edelim. Aynı zamanda Mustafa Hoş bütün bu çabalarından dolayı o da mahkum edildi. Ve bir 40 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Çocuğunu kaybeden bir anne hakimlere hakaretten dolayı o da tazminata mahkum oldu. Adalet arayan kişi, adalet ararken ararken de ciddi de şiddet gördüler. Hem şiddet gördüler hem de ve sonunda bir de bir tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı. İşte biraz önce Soma ile ilgili Can Atalay'ın söyledikleri ortada. Ben biraz önce savcının, Yargıtay savcısının, o Yargıtay'ın kararını bozmak için yazdığı iddianameden bir bölüm okudum. Sonunda işte Soma Madenleri'ndeki, değil mi, iş cinayetinin ardından başbakan, o dönem başbakandı, süpermarkette bir işçi tokatladı. Evet. Danışmanı birini tekmeledi. İşte bu kararla da işçilerin tabutlarını bir çivi daha çakılmış oldu. İzmir depremine gelmişlerdi biliyorsun. Yani haklarını almayan ve bunun için direnen madenciler deprem olduğunda o direnişi bıraktılar ve enkaz kaldırmaya geldiler. Evet. Yani ondan sonra tekrar bıraktıkları yerden direnişe devam ettiler. Çünkü çok uzun süredir alamadıkları tazminat hakları vardı. Hakikaten direnişin de bir sendikanın da ne olduğunu gerçek manada sendika olmaması gerektiğini gösterdiler. Net olarak göstermiş oldular. Bağımsız maden işe de buradan ve sevgili Kamil Kartal, ona da bir selam gönderelim. Selam gösterelim. Evet, evet, olay sonra 2018'de gerçekleşmiş. Alanda keşif çalışması 2 yıl sonra, bir kere Temmuz 2020'de yapılmış arkadaşlar Çorlu tren kazasıyla alakalı. Ulaştırma Bakanlığı 415 gün sonra yayınladıkları raporda kazadaki ihmal ve eksikliklerin yanı sıra kaza sebebi olarak da sık sık yağış vurgusu yapmış. E tabi kazada hayatını kaybedenlerin yakınları Anayasa Mahkemesi önünde adalet nöbeti tutmak istemiş. Biraz önce Can Bey'in de dediği gibi polis müdahalesiyle karşılaşmışlar. Biraz önce söylediğiniz gibi gazeteci, yazar, Mustafa Hoş da yargı otoritesini bilinçli bir şekilde hedef almaktan 40 bin TL'lik bir tazminatla cezalandırıldı. Ve 9 yaşındaki çocuğu Oğuz Arda Sel'i de kaybeden annelerden Mısra Özsel sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı 2019 Aralık'ta ifadeye çağrılınca "Oğlumu iki parça trenin altından aldım diyorum. Bugüne kadar sabırla adil yargı bekledik diyorum. Bugün emniyetten aranıyorum. Twitter'daki paylaşımlarım yüzünden Çorlu Başsavcılığı ifadeye çağırıyor beni. Vaz mı geçeceğim bu gösterdiğiniz sopayla? Ayıp." demiş. Evet. Mahkeme heyetine hakaret edildiği iddiasıyla biraz önce söylediğiniz gibi kamu görevlilerine hakaretten 8.840 TL para cezasına çarptırılmış. Evet. Birazdan evet hazırmış galiba. Evet, merhabalar Sayın Mısra Öz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Cezanız hayırlı olsun diyelim. Daha nice cezalara diyelim. Çünkü herhalde mücadeleniz devam edecek, öyle değil mi? Evet, evet, evet. Aynen öyle. Daha bir, yani bu ilk ama son olmayacağını da adım gibi biliyorum. Bu ilkiyle başladık bakalım. Devamını bekleyeceğiz. Mısra Hanım ilk öncelikle ilk başlarda adalete olan inancınızı izlediğim videoların tamamında, sizi takip ettiğim süre boyunca sabrınızı, umudunuzu, mücadelindeki umudunuzu ve sabrınızı takip ettiğim kadarıyla fiziksel olarak da
Gerçekten ne kadar inançla sizi o yoldan çıkarmak isteyen herkese karşı da adalet yerini bulacaktır ve bütün bunlara inanıyorum diyerek başladığınız süreçte ne zaman sonra her şey değişmeye başladı ve neleri gördükten sonra birazcık bizimle deneyimlerinizi paylaşır mısınız lütfen? Tabii. Aslında Çorlu davasının ilk duruşması korkunç başladı. Çünkü biz ailelerin ilk kez yargı önüne çıkıp kendimizi ifade edeceğimizi, yaşadıklarımızı, acılarımızı, bize yapılan, daha doğrusu giden canlara yapılan haksızlıkları anlatmak için ilk kez duruşmaya gittiğimizde çok kötü bir ortamla karşılaştık. Küçücük bir duruşma salonu, aile, annesini babasını kaybetmiş insanlar kapının önünde, kimimiz içeride, kimimiz dışarıda. Üzerimize kapı kilitlendi. İçerideki kolluk kuvvetlerinin üzerinde silah vardı ve tüm bunlar olmaması gereken şeylerken aslında adalet mücadelemiz bu şekilde başladı. Ve biz hep en başından beri şunu anlatmaya çalışıyorduk. Bu 25 kişinin öldüğü olay günü oraya getirilen bilir kişiler, yanlı kişiler, tanınmış kişiler zaten aslında bu davanın yolunu gösterecek olan, haritası olacak olan iddianame bu yanlı kişilerin vermiş olduğu bilirkişi raporuyla ortaya çıkıyor. Ve verdikleri bilirkişi raporunda aslında adaletsizlik var, hukuksuzluk var. Çünkü bilirkişi kanuna aykırı bir iş yapılıyor orada. Adalet aranan bir dosyanın içerisinde yapılıyor bu. Hep buna itirazla başladık ama ben yani şunu düşünüyordum. Biz 25 kişinin ailesi olarak hepimiz birbirimize kenetlenmiş bir şekilde şuna inanıyorduk. Çorlu'da yaşanan şey o kadar yani ovanın, ya dümdüz bir ova düşünün, dümdüz bir ovanın ortasından geçerken bu tren devriliyor ve içinden bizim canlarımız paramparça olarak çıkıyor. Burada ihmaller olmasa, silsile halinde ihmaller olmasa böyle bir katliam yaşanmayacaktı. Ama burada ne yazık ki bizim karşımıza 4 tane sanık getirdiler ve ikinci benim patlama, yani adalete olan inancımın kırılmasındaki ikinci olayda karşımıza getirilen 4 sanığı gördüğümde oldu. Çünkü bu 4 sanıktan bir tanesi, ben size şöyle söyleyeyim, bu kadar Devlet Demiryolları kadar köklü ve büyük bir kuruluşun, devlete ait bir kuruluşun bünyesinde olmuş bu kadar büyük bir katliamda en alt düzeyde hatta taş taşıyan, döşeyen bir işçiyi getirip bizim karşımıza sanık diye koydular. Yani o adam amirlerinin izni olmadan tuvalete gidemez, yemek yiyemez, mesaisini bırakamaz. Hiçbir şey yapamazken bu kadar büyük bir katliamda onu sanık diye getirdiklerinde ben de adalete olan inancımın kırılma noktası ikinci kısımda bu oldu. Zaten ilki bilir kişilerle oldu. Üçüncü kısımda ise yine ben böyle daha her davada inancımı koruyarak ve bir gelişme olacak diye inançla her davaya koştum. Ama işte o benim tweet'i attığım zaman, yani üç maymunu oynuyorlar diye isyan ettiğim zaman tüm taleplerimizin mahkeme heyeti tarafından reddolduğu dava duruşma sonrasıydı. Yani işte tanık olmasını istediğimiz kişiler reddoldu. Ondan sonra sanık olmasını talep ettiğimiz kişiler reddoldu. Mahkeme heyetine ne sunduysak, avukatlarımız ne götürdüyse önlerine hepsini reddettiler ve ben de bir patlama noktasıyla inancım ne yazık ki sarsıldı. Artık da yani inancım yok ama yine de vazgeçmiyorum, umudumu korumaya çalışıyorum. Çünkü adaletten başka neye tutunabilirim birilerinin ceza alması için? Buna tutunmak zorundayım. Yani tabii ki işin, şimdi onlar bizim karşımıza geldiklerinde işte hani ilahi adalet, takdiri ilahi,
işte daha gençsiniz, başka çocuklarınız da olur gibi tesellilerle biz 25 kişinin ailesini teselli etmeye çalışıp Allah'tan gelene işte kabul edip sineye çekmemizi beklediler ama ben onların karşısına geçip şunu söyleyemiyorum. İlahi adalete güveniyorum diyemiyorum. İlahi adalet ayrı bir şey. Her bunu söylediğimde de inancımı sorguluyor insanlar. İnancı da başka bir kenara koyuyorum. Bu başka bir olay. Yani ben bu kadar hukuksuzluğun ve adaletsizliğin içinde gerçek sorumluların birilerinin hesap vermesini nasıl sağlayabilirim? Evet, kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra bir 10 dakika sonra tekrar devam edelim. Olur mu? Lütfen hattan ayrılmayın. Teşekkürler. Reklamlar.